Hikayemiz futbol başlıyor. Bu haftaki konuğumuz Nihat Kahveci. Nihat Kahveci'nin futbol hayatı oldukça dikkat çekici. Ama biz önce başlangıca gitmek istiyoruz. 1979 yılında aslında bölgenin de geçmişe döndüğümüzde ilk fotoğrafımızla başlıyoruz. Nihat bayağı küçük diye gittik ama. Vallahi benim de hatırlayabildiğim ilk fotoğrafım çok böyle bir Kaç yaşındasın tatlı burada gözüküyorum tahminin? yani. Burada tabii 2-3 3 acı var. Maksimum, evet. Tatlıymışım ama bayağı. Evet, şimdi bakıldığında da gözler, yüz, tip, sima aslında çok da fazla değişmiyor. Onu söyleyebilirim. Peki şimdi adam olacak çocuk küçüklüğünde bellidir derler ama ilk lisans geliyor. Vay. Sene 94. Esenler Spor. Ya çok enteresan yani. Şimdi Allah herkese yetenek veriyor ya. İnsan keşfediyor yaşayarak. İşte o zaman Bağcılar'dayım. Tabii bugünkü gibi doğal gaz yok. Evde soba kuruyorsun. Sobayı yakmak için kömür yiyor evin önüne. Onu taşımaya yardım ederken merdivenlerden iniyordum. Baktım ki ya ayaklarımı iyi kullanıyorum. Koordinasyonum iyi. Çorabı top yapıp ayağıma attım, baktım sektiriyorum. Ya ayağımı da iyi kullanıyorum hakikaten. Aldım onu elime, o soba borusundan attım. Elimi de iyi kullanıyorum. Ya yeteneklerini keşfedince ona göre oyunlar oynamaya başlıyorsun. Biz de topun peşinden koşmaya başladık. Tabii o dönemden hiç ya profesyonel futbolcu olacağım diye düşünmüyordum ama mesela hafta sonu böyle maçları izliyorduk, derbileri işte. Beşiktaş, Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. O heyecanla hemen okul bahçesine koşuyorduk. Ertesi gün filan yaz olduğu için günler uzun. 3 tane 4 tane maç oynuyorduk. Sonra bir takım kurduk. Altın Ayaklar diye. Bunu da söyleyeyim yani kimse bilmez. O zaman kara tahtamız var. Tebeşirle yazıyoruz böyle maç günü, maç saati, rakip takımı yazıyorduk öyle. Sokakta top oynuyorduk. Ama hiç öyle profesyonel bir futbolcu olacağım demiyordum. Kaç tane fotoğraf bulduk ama bu daha net olanlardan bir tanesi olduğu için bunu seçtik Nihat. Ya düşün şu fotoğrafta ufacık bir çocuk, cılız, daha adalesi, kasları oturmamış. Ama işte yıldız takım, genç takım ve A takımda oynayan bir Nihat o yaşta yani 14-15 yaşında. Çünkü hem cumartesi burası maçımız... Burası hangi saha? Herhalde oranın, evet, oranın merkezindeki sahası, değil mi? Yani bu fotoğrafı şu an gördüğüme gerçekten şaşırdım yani. Çok iyi çalışmış arkadaşlar, tebrik ediyorum yani. Allah rahmet eylesin, orada Hilmi Hoca da var, vefat etti. Çok iyi, çok iyiydi ya kadromuz. Şampiyon olduk zaten. O yüzden şimdi Esenler'de şampiyonluğu oynayan, iyi futbol oynayan, bir de cumartesi pazar oynuyorum. İşte Güngören Stadı'nda oynuyoruz, o zaman Toprak, başka statlarda oynuyoruz. Ben de çok başarılıydım tabii. Kısa sürede hemen Beşiktaş'a geçiş oldu. Şimdi Beşiktaş'a geçiş anını almak istiyoruz senden. Yani Beşiktaş'a geçiş sürecini Nihat Kahveci anlatsın bir de. Valla şimdi öncelikle bu Esenler sürecinde gördüğün gibi o formayı giyindik, maçları oynamaya başladık. Ama oraya gitmek, eve dönmek, aynı zamanda da lisedeyim, okula gitmek hiç de kolay değildi. Mesela gece idman yapıyorduk. 10'da Ataköy'de idman yapıyorduk. Yüzyıla dönüyorduk. Oradan ben eve gidiyordum Bağcılar'a. Geceliğin o zaman minibüsü yok. Para yok, cepte taksiye de binemiyoruz. Yürüyerek gidiyordum. Tabii sokaklar o zaman bomboş. İsmi zaten Bağcılar. Her taraf yemyeşil arazi. Sokaklarda yürürken köpekler sürü halinde. Biraz onlardan kaçarken çabukluk da kazandık yani. Sağdaki çabukluğumuzu belki oradan kazandık diyebilirim yani. Zorlu süreçti. Tabii evde o zaman çamaşır makinesi yok. Anneme zorla forma yıkattırıyorum. Düşün, çamurlu sahada oynamışız. İtmanı yapmışım. 3 tane daha kardeş var. Onların yıkanacak şeyleri elde yıkıyor. Anne gözünü seveyim ya. Bak bu iş iyi giderse kazanırız para. Alırım sana makine falan diyerek, kandırarak şey yapıyorduk. Hatta bir gün İtman sonrası olimpik havuza giriyorduk biz Ataköy'de. Kapalı olimpik havuz var ki halen vardır orada. Yüzmeyi de tam bilmiyoruz. Atladık havuza çıkayım derken şu ön adalemi yırtmışım merdivende. Evde göstermedim ki aman bir daha itmana gitme, maça gitme demesinler diye. O zaman çünkü anneler babalar çocukları futbola gitsin istemiyorlardı. Okusun, memur olsun, adam olsun gözüyle bakıyorlardı. Tabii her şey değişti artık, günümüzde elinden tutuyor. Cumartesi, pazar başında bekliyor. Yeri geldi psikoloğu oluyor, teknik direktörü oluyor. İngilizce eğitimi görüyorsun. Her türlü. Ama Beşiktaş... senin zorunluluğun da vardı yani. Sonuçta hem maddi hem de manevi açıdan o zorunluluk sende vardı yani. Nihat Kahveci bir bakıma
bir bakıma kurtuluş çaresi de aslında. Tabii aile canım. Açısından. Hani şimdi bir de benim şöyle bir huyum var. Bir şeye adım atıyorsam orada devam edeceğim, başarılı olacağım. Güzel. Artık Esenler Spor'da adımı atmıştım. Tamam. Amatörde futbolcu olsam hedefleri olan bir insandım. Orada başarılı olacaktım. Ama sonra işte o Beşiktaş süreci, bir gün senin de dediğin gibi Güngören Stadı'nda maç bitti. Rauf Başar, Allah rahmet eylesin, şöyle omzuma dokunan bir el, döndüm. Merhaba, işte ben Beşiktaş squad ekibinden seni izliyorum işte uzun zamandır. Transfer edeceğiz deyince benim kalp şu an attığı gibi halen, o ilk günkü gibi o heyecanla böyle ne oluyor dedim hani. Bu düşün yani 94-96 iki sene içinde değişen bir şeydi. Çünkü Türkiye'nin en büyük takımlarından biri Beşiktaş'ın altyapısına gidecekti. Ve hayal gerçekleşiyor. İlk adım daha doğrusu. Orada da Hürser Tekin Oktay. O süreçle ilgili bize bakalım, tam o anla ilgili ne söyleyecek? Tabii özel bir şey daha var. Bunu da bir anekdot olarak geçmek isterim. Sen bayağı derin girmişsin. Bize geldiğinde Esenler'de rahmetli Rauf abi onu gözlemleyip bize tavsiye etmişti. Yaklaşık bir 30 kişinin grubun içinde, seçilen grubun içinde ben ilk gözlemleri yaptım. Ve PAF takım kadrosuna kendisini dahil etme, PAF takım hocasıydım o dönem, dahil etme kararını verdim. O dönemlerde bazı yöneticilerimiz dahil Nihat'tan hiçbir zaman çok büyük bir çıkış beklemediklerini ifade etmişlerdi. Sadece Nihat'tan değil, o dönemin PAF takım kadrosundan. Ama o dönemin PAF takım kadrosunda Nihat, Kahveci, Yasin Sünni, Aydın Tuna, Savaş, Tunç Kip, gibi bir sürü futbolcu, Mesut dahil olmak üzere bir sürü futbolcu A takıma çıktı. Hürser Tekin Oktay da tabi o süreci anlattı ama dediğin gibi sadece sen değil 5-6 oyuncu birden yukarıya göz kırpıyor Nihat. Valla Hürser Hoca'nın, ki şimdiki de başkan adayımız Hürser Başkan'ın açıklamasından Türk futbolunun neden ilerlemediğini anlarız diye düşünüyorum. Bak, o kadrodan fazla oyuncu çıkmaz diyen yöneticiler, John Benjamin Toşuan gelip 7 tane futbolcunun A takıma çıkması ve İnanılmaz. İtmanlara başlaması. Hakikaten öyle. Günümüzde yok böyle, yok, bir şey. Yok, mümkün değil abi. Bahsettiğimiz 97-98 sezonu. Hiç kimse de yapmaz. İşte bak, diyoruz ya Türk futbolu neden altyapıdan oyuncu çıkmıyor? Bak, bence başkan çok güzel anlatmış. Aynen. Allah'tan Hürser Hoca, Davut Hoca ısrar etmiş ki bize, biz de çıkmışız. Şimdi belki ben çok daha diğerlerinden bir tık önde anılıyor olabilirim. Çünkü ondan sonraki süreç İspanya, tabii milli takım kaptanlığı olduğu için, evet. Ama o dönemden 7 oyuncu çıktı. Çıkmakla da kalınmadı. Hoca bize görev verdi, John Benjamin Toşak. Tabii ki o şansı değerlendirenler yoluna devam etti ki onlardan biri benim. Diğerinde Yasin Sülün. Aynen. Ama Hüseyin'i var, Aydın'ı var, tabii. Savaş'ı var. Onlar da görev aldılar. Birçok yani. Oyuncu var, evet. Ama tam Nihat Kahveci'nin A takım için, ya bu çocuk bizim için olur dediği bir an var. İşte o hikayeyi de Beşiktaş altyapısından aslında bir tane fotoğraf getirelim önce. Yurt dışında Almanya. Almanya burası. Nihat Kahveci de burada farkındaysanız aşağıda alttan ikinci. Saçlar farkındaysanız gene tertipli, düzenli. İki tane aslında buna benzer galiba yurt dışına gittiğiniz an var. Onu göstermiş olalım. Ama Nihat Kahveci'nin asıl Toşak tarafından fark edildiği anıyı da Fuat Yaman anlatıyor. Çabuk hata çıkabilecek, karşı hata hızlı yapabilecek, oyuncu modeline sahip olmadığımız gerçeği ortaya çıkıyor. Bizi karşıya çabuk taşıyabilecek oyuncu modeline çok fazla sahip değildik. O zamanki adı PAF takımıydı. Neyse, orada Nihat benim dikkatimi çekti. Çünkü kim? Dedi ki işte Esenler'den aldık. Sonra Toşak'la biz bu konuları konuşurken işte takımımızda hızlı oyuncu yok falan dedim ki PAF takımında aslında acayip bir çocuk var. İşimize yarayabilir. Eğer belli bir aşama kaydederse işimize yarayabilir dedim. Öyle mi dedi? Bir göster bana dedi. O zaman dedi zaten Fulya'da çalışıyoruz. Yan sahada da Toprak sahada da bizim PAF takımımız çalışıyor. Nihat'ın yani nispeten ufak tefek görünüşü falan. Dedi ki ya bu dedi çok şey dedi yani çelimsiz dedi. Sıkıntı yaşar dedi yani. Genç takımla maç yapıyoruz. Yani Allah da yardım etti. Nihat 15. dakikada sağ ayak bombası, sol kanattan içeri kırıldı. Toplara çok iyi vuruyordu zaten. Yani 17-18 yaşındayken de çok iyi vuruyordu. Bir tane sıktı, gol oldu. Toşak sahanın öbür tarafından seyrediyordu. Bu golden sonra birden Toşak karşıdan, sahadan, o sahanın ortasından yürüyerek geldi benim olduğum tarafa. Fuat dedi, Nihat dedi, yarın dedi bizimle çıkacak antrenmana dedi. İşte
Nihat Kahveci de bu şekilde adım atıyor. O gol aslında A takımla yapılan o maçta Nihat Kahveci 17 yaşındayken o golü atıyor. Ve A takıma evet ben de olabilirim mesajını veriyor Nihat. Ya çok önemli. Şimdi ben mesela birçok söyleşiye gittiğimde gençlere hani futbolcu olmak isteyenlere söylediğim her itmanınız ilk itman, her maçınız ilk maç, her itmanınız son itman, son maçınız gibi oynayın derim. Çünkü bak ben o gün konsantre olmasam, bu golü atmasam belki hayatımın fırsatını kaçıracağım. Tabii. O yüzden çok ince detaylar var. Allah herkese o kapıyı açıyor, o şans geliyor. Önemli olan hazır olmak, onu da değerlendirmek. Bana da o gün göstermiş olduğum performansta böyle bir fırsat geldi. Dedikleri çok doğru, fotoğraftan da belli, çok zayıfım, çelimsizim. Ama topa vurdum mu kırıyordum yani o zayıflıkla bile. Onu da Toşak fark etti. Bir de dikkat ediyorsan çabukluktan bahsediyorlar. Evet. Benim en o büyük kadroda şansım, yokmuş ama. Evet, benim en büyük şansım. O kadroda şimdi böyle Oktay abi oynuyordu. Ertuğrul Sağlam vardı. Danyal Amokaç vardı Amokaç çabuk hızlıydı. Olarak. Ama bir tane daha lazımdı tabii. Hani. Bir de sakatlıkları falan da olabiliyordu Amokaç'ın. Onu da söyleyelim. Bir de Toşak ona, şimdi bunu yayında söyleyemedik ama bir tane daha anısı var. İlk sen yemeğe geçiyorsun. Takımla birlikte yemeğe geçiyorsun. Ama kendinden emin mi Nihat Kahveci herkese günaydın, afiyet olsun, günaydın, afiyet olsun. Orada demiş ki Fuat Hoca'ya bu oyuncu bu yaşta bunu yapıyorsa bundan çok iyi oyuncu olacak diyor. Ve zaten Nihat Kahveci şimdi bir tane de golüyle bizlere merhaba diyor. Serbest muş kullanıldı. Ceza sahasına gol buluşur ve gol! Yaptı! İşte Nihat değerli seyirciler. Çok klas vuruyor topa. Cumhurbaşkanlığı değil mi? Günümüzün Süper Kupası. Aynen. Hani Türkiye Kupası'nı kazanan ve şampiyon olan takım ki o sene eğer bir Galatasaray kadrosu var. Hacili, Popescu'lu, işte Emre'li, Okan'lı, Suat'lı, 96-2000'i kapatan, tabii. Filipescu'lu, Kale'de Tafarel'i, uçan kadro. Biz de Türkiye Kupası'nı almışız. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kupası oynuyoruz ve kulübedeyim. Allah'ım o gün bugün diyorum yani. Bana böyle bir fırsat gelsin. Toşak her zamanki gibi beni dakika 10, dakika 15 ısınmaya yolluyor. Bazı maçlarda almıyor. Ben 90 dakika falan ısınıyorum. Ya bu maçta 1-1 uzatmalara gitti maç tabii. Beni çağırdı. Ama tabii titriyoruz yani. Normal düşün. O dönemin en iyi takımına karşı finalde oynayacaksın. Ama öyle bir fırsat ki işte böyle bir gol attık ki. Zaten kariyerimde hani öyle bir kötü gol yok hatırladığım. Bir boş kaleye attığım gol var, o da Çeh elinden kaçırdı. Onun dışında hakikaten güzel gollerdi ama bu gol benim için çok önemli. Bu golden sonra kupa alındı ki biz o zaman amatör kontratımız var. Artık profesyonel olacağız o dönem. Allah rahmet eylesin, Süleyman Seva işte bizi çağıracak, ondan sonra kontrat yapacağız filan. Artık bir özgüven kazandık. Ya para da kazanmaya başlayacağız diye. Ertesi gün ama Nihat yine Bağcılar'dan minibüse bindi Topkapı'ya. Topkapı'dan otobüse bindi Mecidiyeköy'e. Yürüyerek itmana gitti. Otobüste açmış gazeteyi yanımdaki adam. Ooo işte Nihat attı ve Üçtaş kupayı kazandı. Ben yanındayım. İnanılmaz. Onu dürtsem o benim desem İnanılmaz. Hadi ya diyecek. Evet, yani öyle bir dönemlerdi. Acayip. Ama muhteşem bir gol. Kupa finalinde olması, kupa kazandırması ki o dönemin bence en iyi takımı olan Galatasaray'a karşı atılması benim hakikaten kariyerime çok hızlı bir şekilde başlamama sebep oldu. 99-2000 kadrosu ve Beşiktaş'ta tabii Nihat kendini gösterdi ama 99-2000 kadrosu işte karşınızda. Ertuğrul Sağlam'ı köşede görüyoruz. Sorun mu Ali Erenler? Mutlu Hoca, evet. Ayhan, Nihat Kahveci, evet ya Ali Eren Beşerler, Yasin Sülün. Ama bu kadroyla birlikte sen de artık ufak ufak gireceksin oralara. Yani zaten sen burada adım attın ama yani zaten iki selam var. Evet. Arada geçireceğim bir tane daha kadro ekrana getirelim. İkisini birden yorumlatalım sana. Bu da 2000-2001. Bütün takım fotoğrafı görüyoruz. Ne söylersin bu iki tarafla ilgili Nihat? Yani hem 99-2000 hem de 2000-2001. Yani senin için de kısa geçti. Bir de sana hadi tabii. Git kardeşim falan demeye başlıyorlar galiba. Benim Esenler süreci nasıl 2 sene sürdü. Sonra Beşiktaş altyapısına geldim. O da 2 sene sürdü. A takıma çıktım 98. Bak 2001 sezonu zaten artık yavaş yavaş Nihat'a da Avrupa'ya git baskılarını yaşadığım dönem oldu. Her şey çabuk oldu. Ya muhteşem bir kadro. Tabii ki günümüze kıyasladığında belki biraz zayıf kalır dersin ama bu kadro o Galatasaray'ın o en başarılı olduğu dönemde işte o Fevzi'nin
Elinden kaçırdığı top. Gol yediği, ıskaladığı. Aynen. Galatasaray'la başa baş mücadele ettiğimiz, lig ikincilikleri kazandığımız, Türkiye Kupası kazandığımız kadroydu. Neden? İşte belki Beşiktaş'ta bugün eksik olan o mücadele, hırs, azmin olduğu kadroydu. Son dakikaya kadar mücadele ediyorduk ama Galatasaray bizden bir tık önde olduğu için onlar şampiyon oluyordu. Ya duygulamama geldi değil yani. Evet. Hakikaten baktığında çok da orada İyi çok kaliteli yani. Topçular var yani. Zaten Pascal Nouma'yı halen herkes tanıyor. Orada Ahmet Dursun var ki 20-23 gol attı dönem. Ayhan Akman inanılmaz transfer para dönüp geldi. Orada bence Beşiktaş tarihin en önemli orta sahalarından biri Şifo Hoca var yani. Böyle bir topçu olamaz. Forvet gibiydi yani. 15 gol atıyordu. Evet, evet. Biz Yasin'le neredeyse hep 11 oynuyorduk. Çok iyi anlaşıyorduk onunla. Ali abi mücadelesi, Halil Ergeç mücadelesiyle, işte Ertuğrul abiler, Bayramlar, Rahimler sağ dışında bize destekleriyle bence çok güzel yıllardı. Ama artık bu senenin sonunda John Benjamin Toşan istemesiyle hadi Nihat yavaş yavaş git, para alamıyoruz. Ekonomik sıkıntının olduğu ki Beşiktaş'ta maalesef ekonomik sıkıntı da bitmiyor. O dönemde oldu. Yani. Oldu evet. Yani. Ama oraya gitmeden işte geçmiş dönemde hani hepimiz hatırlıyoruz ya, Maradona alır gider golü atar veya işte Messi alır gider 5-6 kişiyi çalımlar atar değil. Nihat Kahveci Moskova maçında topu alır gider bakın neler yapar. Bu sefer aldık topu. Bu sefer aldık. Trafik istiyorum. Nihat hareketli. Sağ anda Ahmet Dursun. Nihat ceza alanında. Nihat gol pozisyonu. Gol Nihat! Gol Nihat! Ve artık Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde diyelim. En güzel gollerden bir tanesi bu. Bir de hemen peşi sıra unutulmaz Barcelona maçını ekranlara getirelim. Şimdi Overmars'tan Delapenya'ya, Delapenya derinlemesine Rivaldo kale bizde tehlike. Bravo Şorumlu. Mutlak gol şansına izin vermedi. Numa. Nihat süratle çıkıyoruz kendi yarı sahamızdan. Nihat'ın pası. Şimdi ne Tayfur. Orada da Ahmet top istiyor. Tayfur biraz çabuk mısın? Ahmet Dursun. Valla düşün, çift forvet oynuyoruz o dönem. Cesarete bak Barcelona'ya karşı. Ki Pascal'la Ahmet de çok iyi anlaşıyorlardı hakikaten. Ya benim karşımda da dünyanın en böyle yavaş adamlarından biri Overmars oynuyordu. Öyle bir şey yok, uçurtma yani. Uçuyordu o dönem. Böyle bir çabukluk olamaz. Neler kaçmış ama ya. Münş hayatının maçını oynadı. İbrahim üzülmez. Hani bu videoyu alıp bugün gösterse gençlere sol kanat nasıl oynanır diye. Ortada Ahmet top istiyor. Nihat. Nihat Ahmet'e gelmedi. Şimdi atak devam edecek. Gol geldi. Burada zaten biz Ahmet'le hep maç öncesi Ahmet gelirdi benim yanıma kenarda oynuyorum diye. Nihat öndüreye kes. Ve dedim hep sana mı keseceğim? Pascal'a da kesmek lazım Ahmet. Hep kendine istiyorsun derdim, öyle bir takılırdık. Ama çok büyük golcü işte, görüyorsun şuradaki dokunuş. Ama orta da güzel, sert bir orta yani. Çok güzel orta ve golü de getiriyor. Tabii bu maç 3-0 bitiyor. Bunu şimdi atmosferin güzelliğine bakar mısın? Atmosferin güzelliği bu. İşte İnönü Stadı'nın eski dönemi tabii ama Ahmet Dursun'un ardından da aşırtma golü falan. Acayip. Tabii. Pascal falan. Bu maçta şiir gibi top oynadı zaten. Ya şimdi... Tüylerim diken diken oldu tekrar. Yani muhteşem. Ya bize bir grup çıktı. Nasıl bugün şimdi herkes Başakşehir'in grubunu konuşuyor değil mi? İşte Paris Saint Germain, Manchester United, Leipzig. Bize bir grup çıktı. Leeds United en iyi dönemi. Milan. Tabii. İnanılmaz. İnanılmaz. Barcelona, Kluivert oynuyor. Arkasında Rivaldo, De La Peña, Guardiola, Sergi, Overmars. Uçuyorlar yani, düşün. Ya 3-0 kazanmak inanılmazdı. Yani bu maç sonrası tesise gittik. Binler orada. Beraber seviniyoruz, zıplıyoruz. Ya halen hatırlıyorlar bugün yani. O kadar önemli ve güzel bir maçtı yani. Evet, burada zaten bütün her yerde de haber oldu tabii Beşiktaş'ın bu skoru almasıyla birlikte. Ama Real Sociedad artık ciddi şekilde ilgileniyor. Toşak istiyor. Şimdi bu tarafa Nihat Kahveci'yi getireceğiz. Ve Nihat Kahveci ilk başta tabii birazdan Serdar Bilgili'yi dinleyeceğiz ama onun öncesinde şu başlığı bulduk ve o gazeteyi bulduk. Nihat erdi muradına. Valla başlık çok güzel. Ama ilk Toşak beni istediğinde Real Sociedad'a, o zaman Beşiktaş'ta oynuyorum. 13 maçta herhalde ya 6 ya da golüm, 7 golüm var ve kanatta oynuyorum. İstanbul'da yaşıyorum, mutluyum, takımımda arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Bir yandan, tabii. Bir baktım Real Sociedad'a lig sonuncusu. 5-6 puan fark var.
Ya orada bir ikinci lige düşse Real Sociedad kimse Nihat'ı ne arar ne sorar. Belki kaybolur gidersin. Öyle bir dönem. Bir de gideceğim yer Bask bölgesi. Ya ben bir de gideceğim yeri böyle araştıran, teknik direktörü olsun, yaşam şeklini araştıran biriydim. Baktım ya Athletic Bilbao diye bir takım var. Bırak yabancı oynatmayı, İspanyol oynatmıyor hani. Orada doğmuş büyümüş oyuncuları oynatan bir Athletic Bilbao. Real Sociedad'da tabii Bask bölgesi ister istemez yabancılara bakış açısı biraz kötü. Bir de o zamanlar biz Türk futbolculu olarak daha kendimizi kanıtlamamışız. 2-0 mağlup başlıyorsun Türk pasaportu olduğunda. Bir endişe var herkes tarafından. Aynen. Öyle konuşulduk ama o bir aylık süreçte hani Toşak Allah razı olsun ne diyeyim o kadar ısrar etti ki beni o kadar sevmiş beğeniyordu. Transfer gerçekleşti. Gerçekleşmemesi de imkansızdı. Artık her gün tesise gidiyordum. Beşiktaş ekonomik olarak çok kötü dönemdeydi. Belki en az bugünkü kadardı. Hı hı. 6 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam o dönem bonservis bedeli ödediler. Her gün futbolcular bana Nihat ne olur git ne olur git. Paramız artık alalım. Huzursuz para alamıyoruz. Artık gideyim dedim yani iyi ki de gitmişim diyorum bugün. Evet o transfer hikayesi işte Serdar Bilgili Başkan anlatıyor o süreci. Öncelikle şunu söyleyeyim Nihat gerçekten Beşiktaş'ın yetiştirdiği en önemli en değerli futbolculardan bir tanesidir. Hem şahsiyet olarak hem Beşiktaş'a hizmet etmiş ve en önemlisi de ayrılırken bile Beşiktaş'a ciddi bir kazanç bırakarak gitmiştir. Ben Nihat'ı o dönem John Toshak biliyorsunuz Real Sociedad'daydı. Onun sayesinde bu Nihat'ı talep etti ve yine Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemiydi. Ekonomik olarak da Beşiktaş'ın para ihtiyacı vardı ve o dönemde 5 milyon euroya Nihat vermiştik ki ciddi bir Beşiktaş'ın faydası olan bir rakamdı. Yani Beşiktaş'a çok büyük hizmeti olmuştur Nihat'ın. Hem maddi hem manevi hem de sportif olarak. O yüzden benim kalbimde önemli bir yeri vardı Nihat'ın. Serdar Başkan'a selamlarımı iletiyorum. Çok güzel açıklamış. Biliyorsun yeni nesil belki bugünleri hatırlamaz. İsmini bile yani artık anmak istemiyorum. Beni böyle taraftarların önüne atan, itham eden bir başkan. Serdar Başkan'ın inşallah bu açıklamalarını o da dinler. Yeni nesil taraftarlar da dinler diye düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum yani. Hakikaten büyük başkandı yani. O dönem çok kolay değildi. Benim de ufak bir katkım olduysa o dönemin atlatılmasında ne mutlu bana ama ben orada bak bir şey söylüyorum. Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğim. Ettiğime inanıyorum. Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılık duruşunu da ben orada temsil ettiğime inanıyorum. Bizi bilen biliyor. Mutlu oldum yani. Gerçekten duygulandım bunları başkan ağzından duymak. İhtiyacım vardı bu. Güzel sözleri duymaya. Peki Real Sociedad'da hadi bakalım gol show başlasın ve Nihat Kahveci rüzgarı Real Sociedad'da esmeye hemen başlayacak. Tabii Kovačević'le birlikte bugün bile şu fotoğrafı görüp abi Kovačević ne yapıyor diyorlar. Ya o kadroyu sayan insanlar var 2002-2003 sezonu ve şaşırıyorum göstereceğiz yani. Hakikaten enteresan. Peki bir tane de gol gelsin. Her şeyin başladığı gol diyebiliriz biliyor musun? İşte biraz önce Athletic Bilbao'dan bahsettim ya. Sezonun ilk maçı. İlk 11'de şans buldum. Çünkü çok iyi bir sezon başı yaptım. Derbi. Derbide ne yapacaksın? Çıkacaksın, golünü atacaksın, iyi oynayacaksın. Seni unutmayacaklar. O golden sonra bir de bir golü atınca hakikaten stat yıkıldı. Onlar dediler ki şu 6 aylık süreç sakatlıklar falan çok iyi oynayamamıştım. Bu ilk maçtan sonra artık Nihat Kahveci rüzgar esmeye başladı. Stat ayakta alkışladı. Ya böyle de iki golle muhteşem performansla başladın mı devam ediyor gidiyor yani. Şimdi az önce fotoğrafı da gösterdik ama Kovačević Nihat hani peynir ekmek gibi, çayla simit gibi her şey birbirini nasıl tamamlıyorsa evet. Nihat Kahveci ve Kovačević de böyle birbirini tamamlayan ikiliydi. Kovačević aslında bakarsanız Nihat'la ilgili mesela Nihat Kahveci'nin unutamadığı golcüdür. Ama Kovačević'in de unutamadığı golcü. Neden? İşte onu tam da o yere yazdığı anda göreceğiz. Kovačević'in ne yapıyor, ne ediyor derken işte Kovačević inanılmaz bir kadro kuruyor ve orada Nihat'la ilgili bir şeyler söyleyecek. Ben üstüne bir şeyler anlatacağım. Carter, Loren, Luis Alberto, Picabea, Gabriel Schurer, Aspilicueta, Lionel Potion, Javi Garrido. Şunu söylüyor aslında Galatasaray'la
O süreci Galatasaray maçını anlatıyor birazcık. Biraz tabii hafif o da değişmiş fizik olarak ama. Ve şimdi Nihat Kahveci orada kurduğu 11 oraya yazacak. Yani bir de tabii senin o dönem hani hep açıklamalarınla birlikte iyi futbolcu olacağını, hafif zaman zaman da yani milli takımda çalıştığını falan da anlatıyor. Ya onu şimdi söyleyeyim. Kovačević biliyorsunuz Lazio'da oynadı, Juventus'ta oynadı. Hani Zidane'larla falan beraber oynadı. Ne büyük futbolcularla oynadı. Real Sociedad'a onun da ikinci dönüşüydü. Ya tabii çok iyi anlaşıyorduk sahanın içinde, sahanın dışında. Ya birbirimizi tamamlıyorduk. Ya o kafa topunda iyiydi, benim ayaklarım iyiydi. Aynen. O arkası dönük oynuyordu, ben iyi şut atıyordum. İşte ben ona iyi kesiyordum, o kafayla vuruyordu. İkimiz tek forvet gibiydik yani, inanılmaz. Yani bir vücut bulma hali evet. Gibi. Orada Kovačević de Nihat'ı koyuyor ve çok zorlanıyor. Yani bu izlediğiniz programın formatında Kovačević o kadar çok düşünüyor ki. Hani kimi koysam, ne yapsam, ne etsem. İşte o süreçten başlayarak da Kovačević de seni yazıyor Nihat. Gerçekten o da yıllar geçmiş olmasına rağmen seninle ilgili çok olumlu şeyler söylüyor. Ve o kadroyu yazarken de Nihat Kahveci orayı yazıyor. Güzel bir olay var. Benim için tabii büyük bir mutluluk ve onur. Dediğim gibi yani çok büyük takımlarda çok büyük futbolcularla oynadı. Hani mevki olarak, forvet olarak. Ya beni düşünüp yazması gerçekten benim için onur verici yani. Evet, oraya şimdi Nihat ismini görelim. Ardından da belki bir sürpriz daha olabilir mi diye program içerisinde deneyeceğiz ama yapabilirsek. Şimdi Nihat Kahveci. Evet. İsmimi de doğru yazdı yani. Nihat, evet. Çok da duygulanıyor orada. Peki şimdi... Ben de diken diken oldum. Şimdi oraya onu yazdı. Neden? Ya 4,5 sene beraber oynadık. İşte ben 23 attım, 15 attım, 18 attım. İkimizi toplasan 120-130 gol var ya. 4 senede. Hakikaten muhteşem anlardı. Aklına tabii şey de geliyor. O Real Sociedad'la keşke şampiyon olsaydık da geliyor. İşte bir Celta Vigo deplasmanında 3-2 mağlup olup sonra Real Madrid bizi geçti. O Galacticos işte, Beckham'lar, Zidane'lar, Figo'ların, Ronaldo'ların oynadığı o takım şampiyon oldu. Ama bence o günlerde aklına geliyor. Keşke şampiyon olsaydık diyor ama biz şampiyon olduk. Öyle hissediyoruz tabii yani. Tabii. Kendisi dedi ki şey yapalım. O dedi ille Nihat'la yayında konuşmak istiyorum. İlle dedi şeyde konuşmak İspanyol istiyorum. İspanyolcamızı da çekin öyle yalandı. Darko Kovačević. Hombre, como me conoces? Todo bien, amigo? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Estoy haciendo una entrevista en Estambul. He visto tus declaraciones. Sabes que estás poniendo el mejor once que has jugado en tu vida. He visto mi nombre y además escribes muy bien, ¿eh? N-I-H-A-T, Nihat. ¡Uy, perfecto, tío! ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Sí. Sí, ahora sí. ¿Dónde andas? Ahora sí. Estoy en Atenas. ¿Tú qué tal? Bien, bien, estoy en Estambul, soy comentarista en la tele y estamos dentro de fútbol y como entrenador no he empezado, pero ya veremos, tío. La vida, sabes, es muy largo después de fútbol. Tu familia todo bien, ¿no? Vale, vale. Vale, amigo, no te oigo muy bien y luego si quieres hablamos, ¿vale? Muchas gracias por contestarme porque de verdad que no me esperaba que te han llamado, tú has esperado. Muchísimas gracias, tío. Es un orgullo para mí, ¿eh? Que me quieres tanto, que yo te quiero tanto también, ya sabes. Muchísimo. Vale, vale, hablamos, amigo. Vale, un abrazo fuerte, chao, chao. Helal olsun yani, bayağı oldu konuşmamıştık. Biraz sesi tabii internetten dolayı iyi gelmedi ama duygulandık yani ya.
Çok güzel zamanlarımız geçti ya. 4,5 sene şampiyonluk kovaladık. Aynı odada muhabbet ettik. Birbirimizle uğraştık. Nihat bana pas vermiyorsun, benden daha çok gol atmak için dediği zamanlar oldu ama ben ona çok gol attırdım ki her zaman da gelip bana sarılırdı yani. İyi bir ikili peki, olduk. Çok yani. Çok iyi bir ikili. Kovačević'le birlikte bir tane de Nihat'ın güzel bir frikini çıkarttık. Bakalım onu bir izletelim Nihat Kahveci'ye. Bu frikik belki de kurulabilmiş en yüksek ve en önemli baraj diyebilir miyiz Nihat? Ya işte 2004-2005 sezonu yine bu sezon da iyiyiz yani, böyle kadromuz aynı. Ya şu an statta 100 bin kişi var, düşün yani, Galaktikoslara karşı oynuyoruz. 6 katlı Barnabao. Stat. İlk çıktım işte bu stada, böyle ısınıyoruz tabii böyle deli gibi. Tünelden gelmeye başladılar. Casillas, Roberto Carlos, Beckham, Figo, Ronaldo, El Guera, Salgado, Guti, Redondo. Dedim yeter, 5 olduk yani, psikolojik baskı isimleri görünce. Sonra maçın içinde tabii duran topları ben kullanıyordum, hani korner, free kick. Ama şu an bakıyorum, o an farkında değilim hani, çünkü 100 bin kişi, kimin olduğunu görmüyorum. Bir de konsantrasyon, kaleye gol atayım. Zidane, Ronaldo, inanılmaz bir baraj bu ya. Ya enteresan kurulmuş olan. Kurulmuş en pahalı baraj evet, galiba. Evet, enteresan olan seneler sonra bir gördüm. İşte bir futbolcu, Türk futbolcuya kurulmuş en pahalı baraj. Ben de dedim ki Allah Allah ya, hayırdır dedim. Bir girdim. Aa, bu baraj. Topun başında da ben varım. Dedim nasıl bir büyürük, sonra altına yazmışlar işte keban barajından pahalı falan filan. Bu barajı toplasan işte 20 milyar euroya toplayamazsın bugün. Ama işte harika ya. Şurada kaleci kımıldasa gol olacak ama o da Casillas. Casillas. Tabii canım, Casillas. Bak orada baraj üstü bekliyor beni, kımıldasa gol olacak ama bir de o çok yakın olduğu için oradan kolay değil baraj üstü yok, bırakmak. Yok, o... Bir de dedim orada şimdi Ronaldo var, Zidane var, ya çarpmasın üstlerine dedim. Üzerlerinden geçerken zarar vermeyeyim dedim. Hayranlıkla bakıyorsun onlara. Yazık günah abi şimdi. Aynen. Tabii. Doğru söylüyorsun. Ya dünyanın en iyi forveti orada. Şimdi herkes Cristiano Ronaldo'yu bilir de orada. Ronaldo, Nazario var ya. Zidane var ya. Beckham var. Inanılmaz. Figo var. Roberto Carlos var. Top onlara çarpmasın dedim. O yüzden kalecinin olduğu yere vurdum. Müthiş ya. Peki Real Sociedad 2003-2004. İşte şu kadro. Tarih yazan kadro. Evet. Tayfun Korkut da var aşağıda. Onu da görüyoruz. Tayfun Korkut sana çok yardımcı oldu değil mi o dönem? Tabii canım, hani ilk gittiğim dönemdeki alışma sürecimdeki onda kaldım. Tayfun Hoca zaten biliyorsun dil konusunda hemen o da öğreniyor. İspanyolca, İngilizce, Almanca derken bana çok yardımcı oldu. Bu kadroda da oynaması, bu 11'de Karpin'i yemişiz orada. Ya sakattır çünkü Karpin kolay kolay kendini yedirmez, evet, hep evet. Oynar. O maçta, bu maçta Karpin yok, o yüzden Tayfun abi oynuyordu. Özel seçtik abi. Ya muhteşem kadro ya. Kovačević'ine bak hemen benim arkamda kontrolde zaten. Xabi Alonso var orada. Hani Xabi Alonso gerçekten. Aranza var soruş köşede, milli takıma gidiyor. Benim yanımda Recarte var. Sağ taraf, sağ bek, makine gibi. De Pedro böyle bir sol ayak yok yani. İnanılmaz. Hani bizim Sergen abi. İnanılmaz. Sergen Hoca kalitesindeydi. Defansımızda da işte Havrogi, Schuster. Kaleci de Hollandalı Westerwet. Bak Kovačević'ten uzun yani. Evet. Ya tam böyle bir takım görüyorsun yani. Aynen. Ya birbirini tamamlayan oyuncular. Ya hoca da çok iyiydi. Donex, Fransız. Şimdi zaten bir sonraki kadroyu da getireceğiz hızlıca ekrana. O da 2004-2005. O kadro da bu kadro. Zaten Karpin'i burada evet kadroya almış. Tabii ondan... hemen Karpin yeter hemen, demiş. Hemen yeter demiş. Kadroya girmiş. Tabii yani Nihat Kahveci o aslında hemen peşi sıra getirelim. Bir de tabii oradaki Ronaldo'yu ön plana çıkarttık. Seninle çekişmesi ve işte bu Ronaldo, o Ronaldo ve büyük bir gurur değil mi? Ya böyle bir futbolcu yok. Bir de şimdi mesela ben o Real Sociedad'dayım. 2005-2006 sezonu sakatlıktan dönmüş, kilo almış, tamam mı? Ya tabii biraz sallıyorlar tabii buna. Biz oynuyoruz. 1-0 öndeyiz içeride Anoeta'da. İkinci yarıya çıktık. Onlar başlayacak. Topun başında Zidane var işte. Karşısında Ronaldo. Öyle yaptı Ronaldo. Ya, Ronnie dedi. Muevete un poco dedi böyle. Hani birazcık hareketlen ya dedi böyle. Ronaldo böyle yaptı. Tranquilo, Zizo dedi. Tranquilo dedi. Sakin dedi. İki defar attı, iki gol attı bize. Yani düşün, öyle bir futbolcudan bahsediyoruz ki 2002 Dünya Kupası'nda da kiloluydu. 7 gol attı, Brezilya Dünya Kupası'nı kazandırdı. Bize de yarı finalde o burunla attı. O. Golünü attı yani. Aynen öyle. Ya, hakikaten hani böyle bir futbolcu yok. Yok, çok özel adam. Benim de efsanelerim arasındadır, evet. Onu söyleyeyim. Ama işte gerçek efsane şu an yanımızda oturuyor. Çünkü Real Sociedad hala 100 yıllık kadrosunda Nihat Kahveci barındırıyor. Ve o 100 yıllık kadro tabii az önce saydı
O 2002-2003, 2003-2004 ve şampiyonluğu son dönemde kaybettiğiniz alan. Onu senden dinleyelim Nihat Kahveci. Çünkü acayip bir seri yakalıyorsunuz. Ve dediğim gibi 100 yıllık Real Sociedad tarihinde hala Nihat Kahveci anlatılıyor. Ya şimdi bu 2002-2003 sezonu unutulmaz bir sezon. Ligin sonuna kadar o biraz önce barajdaki gördüğümüz kadroya ki Los Galacticos olarak anılıyorlardı. Onlarla yarışın içindeydik. Artık sondan ikinci haftaya geldik ve lideriz. Deplasmanda Celta Vigo ile oynuyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin Real Sociedad taraftarı geldi o deplasmana. Yensek içeride Atletico Madrid'le oynayacağız. Atletico Madrid, Real Madrid şampiyon olmasını istemez yani. Hani bırakırlar demeyeceğim. Çıkar oynarlar ama biz o moralle zaten yeneriz onları. Çıktık, hava her zamanki gibi yağıyor. Çünkü Galicia bölgesi, orası da çok yağmur yağan bir yer yani. Hava yine yağmurlu. 3-2 yenildik, hatta 2 gol attım. Yani sonra Real Madrid kazandı ve bizim önümüze geçtiler. Hatta içerideki Atletico Madrid maçını da 3-0 kazandık. Orada da gol atmıştım. Ya inanılmaz bir sezondu. Şampiyonluğu kaçırdık ama öyle bir kutlama yaptık ki son maçta. Ondan sonra o San Sebastian meydanında. Ya şampiyonmuş gibi sevindik. Sonra oylama yaptılar tabii 100. yılında Real Sociedad'ın. 100 yıllık tarihindeki en iyi 11'i yaptılar. Ya forvet olarak beni seçtiler. Bunu halk seçti yani. Çok ya bu neyi başardığımızın bence en büyük kanıtı diye düşünüyorum. Bir de Beşiktaş tarihinde de 100. yıl olduğunda yapılan oylamada da gümüş kadroya girmiştim. Bu da çok büyük bir olay. Kimler oynadı Beşiktaş'ta? Ya bu ikisi herhalde futbol kariyerimde başarılı olduğumun bir kanıtı. Ne mutlu yani böyle başarılı olduğum için. Yani gurur duymamak imkansız. İmkansız. Yani. Şimdi Nihat Kahveci'nin tabii tam son bölümüne doğru hani ayrılık sürecinde yaşadığın galiba sakatlık süreci de oluyor ama tabii senin gitmeye yaklaştığın bölümde sen de kontratını bitiriyorsun. Evet. Öyle bir süreç var Nihat. Ya şimdi tabii ki Sociedad'dan sonra o Villarreal dönemi, Villarreal'den de Beşiktaş'a geldik çünkü giderken... Çünkü o Villarreal'le ilgili hatta bir tane fotoğrafımız da var, onu da sana gösterelim. Evet, Villarreal. Villarreal fotoğrafıyla Nihat'ın tanıtıldığı an bu zaten. Yani bir yandan da fotoğraflar çekiliyor, Nihat Kahveci transfer oluyor. Vallahi bu tanıtımda hoşuma giden tribünler böyle işte kapalı tribün doluydu, top sekleri falan. Bir tane pankart gördüm, Türkçe hoş geldin Nihat diye. Ya çok mutlu oldum yani, öyle kolay değil hani. Çünkü Villarreal, Valencia bölgesi, onlar kendi dilini konuşur. San Sebastian'a gidersin, onlar Basça konuşur. Celta Vigo'nun o tarafa gidersin, Galicia dilini konuşur. Güney'e inersin, Sevilla'ya, Endülüs dilini konuşur. Böyle biraz sıkılardır hani. Türkçe o pankartı görmek beni mutlu etti. Yalnız herkes Real Sociedad dönemini hatırlıyor da, burada bu kadro, ikinci oluyorsunuz. İkinci burada oluyorsunuz. Da ikinci olduk ve 18 gol attım. Aynen 2008 öyle. Sezonu, hatta bizim Avrupa Şampiyonası'nın olduğu sezon. Pires. Ya şu kadroda sol kanatta bak Arsenal görmüş, Santi Cazorla oynuyor. Cazorla. Sağda Robert Pires oynuyor. Orta sahada Marcos Senna. Forvetteki partnerim Giuseppe Rossi. Acayip. Gonzalo Higuain oynuyor stoper ve Edmilson Brezilya milli takım. Sol bekte Capte Villa. Matias Fernandes, Pascal Siganda Fransız, Diego da Real Madrid'in kalecisiydi. Altın çağı abi. Ya böyle bir kadro yok. Bu kadroyla var ya sağa çıkıyorduk, keyif yapıyorduk. Bir tane de gol getirelim ekrana hemen. Villarreal'de attığı Nihat Kahveci gollerinden bir tanesi. Lleva ya 49 partidos de liga seguidos jugados. Atletico Madrid maçı. Y Nihat. Evet. Bak, que rompe la alegría de los coches, ¿no? Atletico Madrid maçı burada. İşte bak vücudu kullanmak futbolda çok önemli ve burada yere çarptırmasam o gol olmayacak. Aynen. Yere bak, doğru vurmasam değil mi? Bundan sonraki gol varsa eğer, bu maçta bir de son dakika çaprazda var. Aynı yine böyle topa çarptırıp attığım ki sahaları hep ıslatıyorlardı orada. O kendime ait bir vuruştu. Turquinho diyorlardı hatta bana. Onu itmanlarda da çok atıyordum. Maça da çıkıp öyle vuruyordum. Çünkü topu yere çarptırınca kaleciler genelde hep böyle statik dururlar. Nereye gideceğini bilemiyorsun topun. O yüzden çok güzeldi. İşte bu kadroyla bir top oynuyorduk. Yemin ediyorum Barcelona gibi. Maç bitmesini istiyorduk. İçeride 3, dışarıda 4. Hani Valencia'ya geliyor 3-0 kazanıyoruz. Deplasmana gidiyoruz 3-0 kazanıyorduk. Yine Real Madrid şampiyon oldu o sene. Ki zaten genelde sen Real de 18 Madrid. Gol attın. Evet. Sen de 18 gol atıyorsun. İkinci bitiriyor Villarreal. Evet. Ve tabii aslında Beşiktaş'tan teklif alıyor. Türkiye'ye işte biliyorsunuz burada da o dönemde tekrar transfer için çabalar var Nihat Kahveci geri alabilmek için. Ama biz tabii Nihat'ı orada o kadar güzel zamanlarında gördük ki tekrar Beşiktaş'a dönüyorsun Nihat Kahveci. Şimdi giderken dönersem Beşiktaş'a döneceğim dedim. Yıldırım Başkan zamanı sevgili Yıldırım Demirören beni çok istedi.
Oturduk, anlaştık ve Beşiktaş'a döndük. Sonuçta Beşiktaş'a döndüğümde ya beklenti çok yüksek. İspanya'da uçuyorsun, tabii, goller atmışsın. Tabii. Herkes benden yine o golleri bekliyor. Ama Beşiktaş'a dönünce bir askerlik süreci vardı. Askere gitmem gerekiyordu. Sonuçta Burdur'a gittim. O dönemde idman yapamıyorsun istediğin gibi. Sezon başına biraz geç geldim. Tam fizik olarak hazır olmadan bir oynamaya, aynen, başladım. Bir de kanat oynuyorum. Kanat oynuyorum ama forvet performansı bekliyorlar benden. Hani gol bekliyorlar. O da enteresandı. Daha sahaya çıkmadan, maç başlamadan, evet, tribünde ısınmada Nihat gol atsana lafları filan. Normal hani, çünkü baskı beklenti var, çok yüksek. Baskı, evet, var. Yani o baskı da seni bir ya türlü... Ya baskıyı her zaman kaldırdım da şimdi uzun yıllar Avrupa'da oynayıp bir şeylere alışıp birden buraya gelip, tabii, adapte olmakta zorlandım. Tam böyle toparladım, tamam mı? Çünkü ben başarısız oldum mu bırakırım. Dert ben o takımın en iyilerinden biri olacağım. Sahada o performansı göstereceğim. Anca öyle devam ederim. Tam toparladım o Porto maçı, muhteşem bir gol. Orada dur. Porto maçı gelsin. İşte tam bu dönem fizik olarak toparlamışım ki bu yoksa bu golü atamazsın yani. Bu da inanılmaz bir gol. Guti burada asist yapmış oluyor, düşün yani. İşte futboldaki asist kavramını da bazen sevmiyorum. Hani asist dediğin al böyle boş kaleye attırır ama son pası verdiği için asist. Ki Guti zaten muhteşem bir futbolcu, o ayrı. Tam burada toparladım. Bundan 4 gün sonra biz düşün yani Portekiz'e gitmişiz, bunu oynamışız. 4 gün sonra yanlış hatırlamıyorsam Antep deplasmanı bir lig maçı, kasım patladı. Ya ondan sonra artık yani bu maça kadar bayağı bir eleştirildim. Gol atamıyor, edilmiyor, yüklenildi. Normal haklı olarak kimilere hakaret derecesinde. Ya ben başarısız oldum mu bırakma taraftarı olan bir insanım. Zorlamanın anlamı yok diye. İşte bu golü atınca bir tekrardan evet olacak deyip 4 gün sonra sakatlandım. 3 ay yine sahalardan uzak kaldım. İstediğimi de yapamayınca 2 senelik kontratım olmasına rağmen futbolu bıraktım ben. 2 seneyi de bıraktım. Bütün para. Tamam, çünkü ya PAF takımda bile çıkar oynardım. Çocuklarla otururdum tesiste. Kahvaltımızı yapardık. Akşam onlarla kalırdım. Çıkardık, dolaşırdık ama yine kontratımı tamamlardım isteseydim ama öyle bir karakterim yoktu. 2 seneyi iptal ettim ve 31 yaşımda düşün futbolu bıraktım çok, ben. Çok erken çünkü bırakıyorsun. Çünkü Türkiye'de dedim başka takımda da oynamayı düşünmüyorum. O sözümü de tuttum. Ama o süreç çok farklı yansıtıldı. Bir senelik alacağım vardı. Yönetim değişti işte. Yeni yönetim geldi. Fikret Orman dönemi. Çağırdılar beni kulübe. Futbolu bırakmışım düşün, 2 sene geçmiş. Gittim kulübe. Başkanım böyle bir zor dönemde geldiniz. Kolay değil filan. Ahmet Nurçebi de orada. Başkan da orada. Beraber konuşuyoruz. Sizi tebrik ediyorum yani. Herkes cesaret edemez böyle bir olaya. İnşallah her şey yolunda tabii, gider. Tabii. Nihat'cığım teşekkür ederiz. İşte bir senelik alacağım var, bunu bölelim. Biz bunu ödeyeceğiz dedim. Başkanım sorun değil zaten, onun için buradayız. Bölelim. Tabii ki yani ne zaman ödeyebilirseniz yani sizinle alakalı değil. Geçmiş dönemden kalan alacaklar. Ama ben de 2 senemi bıraktım. Sen 2 seneyi zaten siliyorsun. Sadece o bulunduğun dönem değil mi? Geçen bir senelik süreç. Aynen. Onunla ilgili konuşuyoruz. Ben de zaten dedim 2 seneyi bıraktık başkanım, hani tabii ki böyle onun kolaylık yaparız zaten, dedim. Tabii. Sonra 6 ay, 7 ay yine 1 lira yok. Telefon açıyorsun. Bak telefon açılıp bir şey söylense, hani muhatap alınsan değil mi? Ya Nihat ödeyemiyoruz. Bitti, tamam başkanım ödersiniz. Yok. Telefona bile cevap olmayınca kızıyorsun. Ya ister istemez avukatına diyorsun bu süreci nasıl gerekiyorsa hallet. Herkesin yaptığı gibi. Aynen. Abi yok Bağcılar çocuğu olmadığımız kalmadı. Bu mu Beşiktaş'ın evladı dedi, çıktı bana. Tefeci dedi, faizci dedi. Enteresandı yani. Ben hiçbir şey demiyorum. Allah büyük, herkesi bir gün hak ettiği yere getiriyor. Şu anda Beşiktaş başkanı değil, neler konuşulduğu ortada. Ama üzüldüm, üzüldüm. Bağcılar çocuğu ne demek yani? Ki, ne demek istedim Bağcılar çocuğu derken? Bağcılar insanını mı görüyorsun 2 milyonun yaşadığı? Hani sen kimsin, ne çocuğusun? Hani Paris'te mi doğdun, büyüdün? New York'ta mı ki? Oraları da gördük. Oraların da dersini veririm, anlatırım oraya dükkan dükkan. Hani ne demek istedin yani Bağcılar çocuğu derken? Bence gereksizdi. Zaten o süreçte yaşandı. Herkes nerede olduğu belli. Şimdi konusu açılınca konuşuyorum da artık ben kapattım. Tabii yani. Senin kapattığını çok iyi tribünler inledi zaten. Aynen. Yeter. Peki, her yerde Nihat Kahveci diye zaten o ses geldi ama milli takımı ayırdık. Milli takım Nihat Kahveci'nin en çok iz bıraktığı noktalardan bir diğeri. Bu bir tane fotoğraf aldık Nihat ama tabii senin Norveç golü mesela herkes Çek Cumhuriyeti ve o maçı hatırlar.
Ama Norveç'ten de bir tane gol getirelim ekranlara. Ahmet. Gökhan Gönül. Karşısındaki futbolcu Rize. Bir pas. Haydi Nihat ve gol. Ya bu maç o kadar önemli maç ki iki tane maçımız kalmış 2008 Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz için. Biri Norveç deplasmanı, içeride sonra Bosna Hersek'le oynayacağız. Kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Maça çıktık, hep Fatih Hoca ya uzun taç atıyorlar yemeyelim diye taştan bir gol yedik, 1-0 mağlubuz. Sahanın içinde de o zaman Arda Turan var tabii, gençlik dönemleri düşün, 12 sene önce. Ya Nihat abi ne olur işte, Emre Belözoğlu çok güzel bir gol attı uzaktan. Sonra Arda Turan bana döndü. Nihat abi ne olur bir gol daha at. Şu dedi Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz lazım abi, her zaman gidemiyoruz. Tamam kardeşim dedim. İşte Gökhan Gönül'ün muhteşem asisti ki asist sayılıyor son pas olduğu için. İşte ya bak da. Forvet oyuncusu nerede olduğunu bilecek sahada. Çok arkası abi. Dönük de olsa, yüzü de dönük de olsa. Nasıl görüyorsun o köşeyi? Ben orada zaten top bana gelirken ne yapacağım bildiğim için bu kontrol. Orada attın gol değil mi? Ki muhteşem kontrol, zaten her zaman derim golün 4/3'ü kontroldür, iyi kontroldür. Burada güzel bir gol, vole ve muhteşem. Şampiyonaya götürüyor. Ya. Yani evet. Bu, o yüzden aldık bu golü. Ama tabii çok önemliydi. Tabii bu golle birlikte gidiş var. Tabii Nihat Kahveci futbolu bırakır ve teknik direktörlüğe geçiş yapar. Nereden başlar? Altyapıdan başlar. Benim çok duygulandığım, işte az önce Nihat söyledi ya, zorluklardan bugüne gelmiş adam. İşte bakın orada nasıl da gelip güzel İspanyolca konuşur ve gider orada altyapıda eğitim verir. Onunla ilgili benim hiç unutmadığım videolardan bir tanesidir bu Nihat Kahveci. Çok gurur duydum. Hani o yüzden hep böyle kritik maçlardan sonra Nihat Kahveci'nin işte mesela bu gol, ama bu tabii birleştirilmiş bir video olduğu için o tarafını ekrana getirebiliriz. Biraz ilerletebiliriz hatta. Hola, buenos días. UEFA yapıyor değil mi? Evet, o zamanlar Roberto Carlos'la yapıyorlar. Hani şut özelliğim olduğu için ceza sahası içinde tekte nasıl bitirsin ki? Bak burada hemen iki tekrarda istediğini alıyorlar çekimi yapanlar. Aynen. Çünkü en formda dönemlerimiz. Bak şimdi eğer varsa o videonun devamında kaleciyi koyuyorlar. Şöyle vurman gerekiyor benden istiyorlar. Ben de gösteriyorum birazdan örneği nasıl vurmam gerekir. Bu arada Fernando Torres de büyük golcüydü yani. Şimdi burada tabi anlatıyorum, defans da alıyorum. Que no tenemos mucho tiempo para rematar, por eso tenemos que ser siempre. 3-4 tane önemli şey bilmek lazım işte, rakip defans kaleci. Burada ilki bak bu, dışarı gitti. Şimdi ikinci. Çatala bıraktık yine yani. Orada çatal hiçbir zaman geri kalmıyor. Bravo, bravo Nihat. Evet şimdi ya ben çok etkilenmiştim şu videoyu izlediğimde. Ya hakikaten sen hepimizin gururusun her açıdan. Hem orta nesil, hem geçmiş nesil ve yeni nesil, üçünü birden yakalayan bir adamsın ya. Tekrar bize yaşattıkların için ben sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir konsept hazırlamışsınız. Hiç tahmin etmeyeceğim dönemleri gördüm yani. Fotoğraflar beklemezdim. Kovaçeviç'le konuşmak. Burada evet milli takım. Sevgili Fatih Hoca sağ olsun 2016 Avrupa Şampiyonası'na bize ekibini aldı, işte beni, Tümer'i, Tuncay'ı. Burada da işte beraber top oynadığımız Arda Turan'la bir itmandan görüntü. Hı hı. O şampiyona biraz başarısız gibi gözüküyor ama bu şampiyonada arkadaşlara söylediğim en önemli şeylerden biri, ya atacağınız bir gol ömrünüz boyunca konuşulacak, yapacağınız bir mimik ömrünüz boyunca konuşulacak deyip biz hakikaten 3 puan aldık. Mesela Portekiz 3 beraberlikle çıktı diğer gruptan. O da Çek bizimle maçı aynı puanı aldı. Yanlış hatırlamıyorum evet. Değil mi? Yine Çek maçı, Çekleri Çek yendik. Maçı. Evet. Hırvatistan'a 1-0 yenildik. İspanya'ya normal yani 4 tabii puan alsak gruptan çıkacağız, sonra belki akıp gideceğiz. Ya ufacık bir detayla gruptan çıkamadık ve başarısız aynen gözüktük. Ama esasında çok başarılı bir takımdı. Bir kere Avrupa Şampiyonası'na gitmek başarıdır yani. Bu arada milli takım konuşurken yeni jenerasyonda gurur verici. Zaten 2020 hakkını kazanıp 2021'de oynayacaklar. Ben heyecanla bekliyorum yani. Şu an görüyorum yine heyecanlandım. İnşallah yazında muhteşem bir başarı. Bizim atmış olduğumuz goller gibi goller. Unutulur mu o goller? Unutulmaz. Yani çünkü dakika gittiği yer aynen, çok aynen güzel gol. Ama yenileri neden olmasın?
İnşallah arkadaşlar da başarılı olacak. Öyle bir jenerasyon ve teknik direktör var çünkü Şenol Hoca. Şu andan konsantre oraya, inşallah çok başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Evet, artık yeni tarih yazılma zamanı diyelim. Nihat Kahveci'ye ben çok teşekkür ediyorum. Ve programımızı noktalandırıyoruz. Bir başka sürprizle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Zaten kaleye mükemmel! 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 Bravo Nihat! Yok Nihat! Yap Nihat golü! Gol! Yap! Bitireceğiz bu işi! 89. dakika ve 3-2 öndesiniz.